Halkın gündemi ekonomi, mutfaklar yangın yeri, piyasalar yangın yeri. Ama iktidar makyajlı TÜİK rakamlarıyla memura, emekliye verdiği %30 zammı müjde diye duyuruyor. Memur, emekli, Cumhur İttifakı'na ne diyor biliyor musunuz? Memura, emekliye verdiğin zam oranından daha az oy oranı alacaksınız diyor. Öyle de olacak ilk seçimde. Değerli milletvekilleri, iki gün önce 2022 yılı dış ticaret verileri açıklandı. 2022'de ihracatımız 2021'e göre %12.9 artışla 254.2 milyar dolar olmuş. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı diye başlıklar atılıyor. İktidar mensupları övüne övüne her yerde bu rekordan bahsediyor. Ama ithalattan bahseden yok. Onun da ben söyleyeyim. 2022'de ithalatımız %34.3 oranında artarak 364.4 milyar dolar oldu. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru. İktidar bu rakamlardan neden bahsetmiyor? TL'yi tarihinin en değerli seviyesine getirdiniz. Türk lirası sizin döneminizdeki kadar hiç bu kadar değersiz olmamıştı. Bunu bilinçli yaptığınızı söylediniz. Güya TL değersizliğinde ihracat ucuz hale geleceği için ihracat patlayacak, ithalat ise pahalı hale geleceği için azalacaktı. Ama ne oldu? İthalat ihracattan neredeyse %300 daha fazla büyüdü. Bu teoriniz de geçersiz oldu. TL'nin değersizleşmesiyle halk yoksullaştı. Yetmezmiş gibi dış yer açığı da arşa vardı. Bu da Cumhuriyet tarihimizin rekoru. Bunu niye söylemiyorsunuz? Çin bölgem Hatay'da 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla en çok ihracat yapan 9. yıl konumunda. Bununla da gurur duyuyoruz. Ancak Hatay'ın ihracat yolları iktidarın yanlış dış politikalarıyla kısıtlanmazsaydı Hatay'ın ihracatı kat be kat fazla olurdu. Hatay iktidarın çelmelerine rağmen bu başarıyı yakalıyor. 21 yıldır iktidardasınız. Hatay'a yıllardır üvey evlat gibi davrandınız. Sınır kapılarımızı kapattınız. Bavul ticaretimizi öldürdünüz. Orta Doğu'ya ihracat yollarımızı tıkadınız. Nakliye sektörümüzü küçülttünüz. Savaşın gölgesinde yaşamaya mahkum ederek Hatay turizmini baltaladınız. Hatay'a yatırımcı gelmez oldu. Ama yatırımı da yapmadınız. Bakın değerli milletvekili arkadaşlarım. 2022 yılının ilk 11 ayında Hatay 43.7 milyar lira vergi ödedi. Bu rakamla Hatay merkezi yönetim tarafından en çok gelir elde edilen 7. yıl. Yani Hatay en çok vergi ödeyen 81 yıl arasında 7. yıl. Bu Hatay için bir övünç tablosu. Buna karşı iktidar ne yaptı? İktidarın 2022 yılında Hatay'a ayırdığı kamu yatırımı ödeyi ne kadar biliyor musunuz? 670 milyon lira. Yanlış duymadınız. Toplanan vergi 43.7 milyar lira ama iktidarın Hatay'a gördüğü kamu yatırımı 670 milyon lira. Hatay'a ödediği verginin %1,5'unu kamu yatırımı olarak ödenek olarak ayırttınız. Yani 100 lira verginin 1,5 lirası Hatay'a, 98,5 lirası başka illere. Hatay bunu hak etmiyor. İllerin ödediği vergiyle o ilin aldığı kamu yatırımı ödeneği oranı açısından Hatay kaç sırada biliyor musunuz? 80. sırada. Yani sondan 2. sıradayız. Yani Hatay en az kamu yatırımı ödeneği alan 2. il. Şimdi bu verilerden sonra iktidar milletvekillerine soruyorum. Bu nasıl bir ayrımcılık? Bu nasıl bir adaletsizlik? Bu nasıl bir vicdansızlık? Değerli milletvekilleri, bu ayrımcılık, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık çok sürmeyecek. Ülkeye, Hatay'a çelme takarak, potansiyelin örseleyen değil, koluna girerek güç veren bir iktidar geldiğinde Hatay çok daha kazanacak, ülkemize de çok daha kazandıracak. İşte o iktidarda Set ittifakı olacak. Az kaldı, geliyor gelmekte olan. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.